Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün Huawei'nin kısa süre önce ülkemize satışa sunduğu P40 modelinin incelemesiyle karşınızdayız. Bilindiği üzere arkadaşlar P serisi Huawei'nin üst segment model yelpazesini oluşturuyor. P40, P40 Pro, P40 Pro Plus isimli 3 model tanıtıldı. Burada P40 Pro Plus aslında amiral gemisi statüsünde, yani çatı modeli oluşturuyor. Lakin pek çok ülkede satışa çıkmadı ki bu ülkeler arasında ülkemizde bulunuyor. Ülkemizde satışa sunulan en yüksek P40 modeli ise geçtiğimiz günlerde incelediğimiz, hatta buradan inceleme linkini sizlerle paylaşalım, P40 Pro modeli. Fakat Pro modeli biliyorsunuz kavisli ekranla geliyor. Dört bir tarafı kavisli ekran. Ben kavisli ekran kullanmak istemiyorum diyenler için P40 modeli var alternatif olarak. Burada önemli olan unsur ne arkadaşlar? Tasarım. P40 Pro bildiğiniz gibi biraz daha büyük bir ekrana sahip ve kavisli ekranla geliyor. Dolayısıyla kavisli ekranı herkes kullanmak istemeyebiliyor. Neden? Şöyle tuttuğunuz zaman elleriniz işte yan taraflara geliyor vesaire. Bu sizi rahatsız edebilir ya da herkesin zevkine hitap etmeyebilir. Dolayısıyla burada P40 önemli bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik fiyatı da P40 Pro'ya göre hayli ucuz diyebiliriz. Sunduğu özelliklere baktığımız zaman P40 Pro'dan çok bir eksisi var mı yok mu, bunu değerlendireceğiz. İncelememize ilk olarak telefonumuzun tasarımıyla başlayalım arkadaşlar. Telefona dıştan baktığımızda gerçekten göz alıcı durduğunu söyleyebiliriz. Yan çerçeveler parıl parıl parlıyor. Alüminyumla kaplıymış arkadaşlar, en azından verilen bilgi bu yönde. Ön tarafa baktığımızda, telefon ekranına baktığımızda ise burada ikili bir kamera görüyoruz ki delikli ekran tasarımı tercih edilmiş ve ekran gövde oranı da gerçekten maksimuma yakın derecede tutulmuş. Dolayısıyla bu önemli bir artı. Biliyorsunuz son dönemde damla çentik telefonlar çok fazla geliyordu. Lakin çerçeveler kalın tutulduğu için çok da böyle ekran gövde oranını yüksek tutamıyorlardı. %80'lere kadar düşmüştü, yani 79-80 civarlarına kadar. Huawei ise P40 modelinde çerçeveleri olabildiğince ince tutmuş. Dolayısıyla son derece göze hitap eden bir tasarımdan bahsediyoruz burada. Şurada ikili ana kameradan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu ikili ana kameranın bu kadar geniş yer kaplamasının sebeplerinden birisi de tam ortada sizin yüzünüzü algılayan ek sensörlerin bulunması. Yani diğer telefonlardaki yüz algılayıcı sistem gibi bir sistemden bahsetmiyoruz burada. Yüzünüzü her hattıyla algılıyor. Aynı iPhone'lardaki Face ID gibi. Ve buna göre ekran kilidini açıyor ki bu da önemli bir özellik. Burada ekran kilidini açma hızı da gerçekten muazzam. Bunu da dipnot olarak yeri gelmişken belirtelim. Telefonun arka yüzeyine geçtiğimizde ise arkadaşlar cam bir arka kapakla karşılaşıyoruz. Tabii bu kapak bildiğiniz üzere çıkmıyor. Bütünleşik ve bunun üzerinde burada üçlü ana kamera modülümüz yer alıyor. Bu kamera modülünü şu şekilde eleştireceğim. Gerçekten çok yüksek bir çıkıntı. Yani masaya koyduğunuzda aşırı bir yüksekliği oluyor. Kenarlardan bastırdığınızda falan çok hissedebiliyorsunuz. Tabii bu biraz da kameranın yetenekleriyle alakalı bir durum. Çok yetenekli bir kamera olduğu için P40'ta. Dolayısıyla Huawei'de ister istemez kamera modülünü biraz yüksek tutmak zorunda kalmış. Tekrardan telefonun ön tarafına geçelim arkadaşlar ve biraz ekran özelliklerinden bahsedelim. Huawei P40'ta 6.1 inçlik bir OLED ekran karşılıyor bizleri. Bu ekranın çözünürlüğü 1080x2340 piksel ve 422 ppi'de piksel derinliğine sahip. Ekran kasa oranı ise 86.3. Gerçekten bu oranın yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Burada kafanızı şu karıştırabilir arkadaşlar. Huawei P40'ın ekranı size biraz küçük gelebilir. Biliyorsunuz P30'da falan ekran boyutu biraz daha yüksekti. Huawei nedense P40'da ekran boyutunu 6.1 inçe kadar düşürmüş. Bu da tabi kullanıcıların, özellikle büyük ekranlı telefonlara alışan kullanıcıları zorlayabilir. Lakin burada size şunu söylemek istiyorum. Ekranın boyutu genel itibariyle yeterli. Neden? Çünkü çerçeveler arkadaşlar olabildiğince ince tutulmuş. Dolayısıyla burada şu örneği vermek istiyorum. Örneğin iPhone X, XS ya da 11 Pro'nun ekranı size yeterli geliyorsa Huawei P40'ın ekranı da hayli hayli yeterli gelecektir. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı ekran boyutlarının aynı olduğunu söyleyebiliriz. Ekran özelliklerinden bahsettiğimize göre biraz da teknik detaylardan bahsedelim şimdi. Huawei bu modelinde arkadaşlar 5G destekli Kirin 990 Yonga setini kullanmış ve bu Yonga setini 8 GB RAM ile desteklemiş durumda. Ayrıyeten bize gelen bu modelin dahili depolama hafızası da 128 GB. Fakat farklı RAM ve dahili depolama opsiyonuna sahip modeller bulmanız da mümkün diyebiliriz. Şimdi şunu size hemen belirtelim. 5G ülkemizde var mı? Şu anda hali hazırda 5G ülkemizde yok arkadaşlar. Dolayısıyla siz bu telefonu alsanız dahi 5G özelliğinden faydalanamayacaksınız. Bunu ayarlara girip kapatabiliyorsunuz. Böylece telefonun şarjı da daha uzun süre gitmiş oluyor. Bunu da size yeri gelmişken belirtelim. Lakin önümüzdeki yıl ya da 2022'de Türkiye'nin 5G'ye geçeceğine garanti gözüyle bakabiliriz ki şu anda da 5G tarafında önemli somut adımlar atılıyor.
Önümüzdeki yıl eğer 5G'ye geçersek ve sizin telefonunuzda 5G özelliği yoksa bu teknolojiden yararlanamayacaksınız ki şu anda hali hazırda satışta olan telefonların %90'ında bu özellik bulunmuyor. En azından ülkemizde satılan telefonların %90'ında bu özelliğinin bulunmadığını söylemek de mümkün. Bu açıdan baktığımızda P40 5G özelliği sayesinde size nasıl bir avantaj sağlayacak? Diyelim ki bu telefonu aldınız. 2 sene sonra 5G geldi. P40'ı gönül rahatlığıyla kullanmaya devam edebileceksiniz. Çünkü 5G'yi de destekliyor. Lakin 5G destekli bir telefonunuz yoksa ve bu teknolojinin nimetlerinden faydalanmak istiyorsanız el mahkum yeni bir telefon almak zorunda kalacaksınız. Bunu da sizlere hatırlatmış olalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim bu telefonun en çok merak edilen iki özelliğinden birisine. Yani ne? Kamerasına. Huawei P40 modelinde yine Leica ile işbirliğine giderek muazzam bir kameraya imza atmış. Dilerseniz ilk olarak kameramızın kağıt üstündeki verilerini sizlerle paylaşalım. P40 modelinde 50 megapiksellik bir geniş açı kamerası bulunuyor. Bu kameranın diyafram aralığı ise 1.9. Ona eşlik eden 8 megapiksellik telefoto ve 16 megapiksellikle ultra geniş açı kameramız mevcut. Peki bu kameralarla yapabileceklerimiz neler? Zaten gece ışığında, yani gece ışığı derken arkadaşlar, düşük ışıkta muazzam fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bunlardan bazılarını sizlerle paylaşacağım birazdan. Göreceksiniz, burada gözünüzle göremediğiniz şeyleri telefonunuzla fotoğraf çekerek görmeniz mümkün ki bu fotoğraflarda flaş ışığı kullanılmıyor. Bunu da size dipnot olarak belirtelim. Dolayısıyla arkadaşlar telefonun gece çekim performansını, düşük ışıkta çekim performansını çok beğendiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada bir diğer önemli nokta ise video çekim modu. Videoda ikili görünüm diye bir şey var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz ortadaki kamera ve en alt kamerayla ayrı ayrı video çekebiliyorsunuz. İkili çekim modunu aldığınızda bu kamera ayrı görüntü çekiyor. Altındaki kamera ise ayrı görüntü çekiyor. Bu kameralardan birisiyle yine yakınlaştırma, uzaklaştırma yapabiliyorsunuz. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtmiş olalım. Telefonun kamera menüsüne girdiğinizde açıklık, gece, portre, fotoğraf, video, Pro ve diğer seçenekleri mevcut. Diğere girdiğinizde ise arkadaşlar ağır çekim, panorama, siyah beyaz, ışık resmi, hızlı çekim, hareketli fotoğraf, çıkartmalar, süper makro, su altı çekimi, yüksek çözünürlükte çekim ve çift görünüm gibi çeşitli modlar bulunuyor. Eğer yüksek çözünürlük modunu seçmezseniz klasik olarak orta çözünürlükte bir fotoğraf deneyimi sunuyor telefon size ki bunu deneyiminde ben gayet detaylı olduğunu söyleyebilirim. Yani 50 megapiksellik bir fotoğrafı sonuçta hiçbir yerde kullanamazsınız. Yükleyeceğiniz yer fotoğrafları neresi? En fazla Instagram arkadaşlar. Instagram'da da zaten attığınız görüntülerin kalitesi önemli oranda düşürülüyor. Bunu da sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Burada önemli olan modlardan birisi de açıklık. Bu açıklıkta diyafram değerini değiştirebiliyorsunuz. Böylece fotoğrafın parlaklığını da ayarlama şansınız oluyor. Evet arkadaşlar, telefonun ön kamerasıyla çekim yaptığınızda ses ve görüntü kalitesi bu şekilde. Şu anda açıklık bir alandayım. Dolayısıyla dış sesleri de duyabilirsiniz. Yani dışarıda bir video çektiğinizde görüntü ve ses kalitesinin bu şekilde olacağını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, telefonun arka kamerasıyla bir çekim yaptığınızda ise görüntü ve ses performansı bu şekilde oluyor. Yine aynı şekilde dış ortamdayım. Dolayısıyla dış ortamda dış sesleri de alıyor telefon doğal haliyle. Yani dışarıda bir video çekmek istediğinizde karşınıza çıkacak olan ses ve görüntü performansının bu şekilde olacağını söyleyebiliriz. Ön kameraya geçtiğimizde ise 32 megapiksellik f2.0 diyafram aralığına sahip bir kamera ile karşılaşıyoruz. Bu kameraya AirTOF 3D kamera eşlik ediyor ki bu az önce bahsettiğim sensörleri de içeriyor arkadaşlar. Ve yüz okumayla telefonun kilidinin hızlı bir şekilde açılmasını sağlıyor. Bu arada biyometrik unsurlara girmişken şunu da belirtelim. Telefonda ekran altı parmak izi okuyucusu mevcut ve bu parmak izi okuyucusunun, bu diğer ekran altı parmak izi okuyucusu teknolojisini kullanan telefonlara nazaran çok daha başarılı ve hızlı çalıştığını söylemek mümkün. Öyle ki
Hani 2 kere 3 kere zaten tanımazsa telefon bu güvenlik sistemini devre dışı bırakıyor kısa bir süreliğine ve sizden kod girmenizi ya da yüz tanıma özelliğini kullanmanızı istiyor. Fakat ben diğer telefonlarda örneğin Huawei ile kıyaslayayım yine. Mate 30 Pro'da da bu özelliği test etmiştim. Onda bu kadar başarılı değildi arkadaşlar. Hani bastığımız zaman hata verebiliyordu, tanımayabiliyordu. Lakin P40'ta böyle bir şey söz konusu olmuyor. Bastığımız zaman parmağımızı direkt olarak algılıyor. Hani ilkinde algılamasa bile ikincisinde kesinlikle algılıyor. Dolayısıyla ekran altı parmak izi okuyucusu teknolojisinin de muazzam bir şekilde çalıştığını sizlere söyleyebilirim. Telefonumuzdaki bataryaya gelelim. 3800 mAh'lik bir batarya var. Muhtemelen ekran boyutunun küçülmesinden ve kasanın da küçülmesinden ötürü batarya da biraz düşmüş arkadaşlar. Burada genelde biz 4000-4400 mAh arasındaki değerleri görmeye alışız. Dolayısıyla 4000'in altına düşmesi biraz kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına neden olabilir. Lakin ben bu telefonu kullandığım süre içerisinde rahat bir şekilde 1,5 günü falan çıkardım. Ki bu kullanım arasında yoğun bir şekilde internet tarayıcısı falan da kullandım. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Dolayısıyla bataryanın yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca 22,5 wattlık hızlı şarj özelliğiyle de geliyor telefon. Telefonu şarja takar takmaz atıyorum %11 şarjınız kaldı. Şarja takıyorsunuz 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 gibi dolduğunu zaten direkt olarak görebiliyorsunuz. Ve telefon gerçekten çok hızlı bir şekilde şarj oluyor. Bu da kullanıcılar açısından önemli bir artı diyebiliriz. Şimdi gelelim kullanıcıların en çok merak ettiği sorulardan birine. Bu telefonda arkadaşlar bildiğiniz gibi Google Play yani Google servisleri bulunmuyor. Peki uygulamaları nasıl yükleyeceğiz? Burada aslında çok fazla karmaşaya gerek yok. Bildiğiniz gibi Android açık kaynak kodlu bir sistem olduğu için rahat bir şekilde internetten çeşitli APK dosyalarını indirip yükleyebiliyorsunuz. Lakin bu çok da güvenli değil. Ne var? Huawei App Store var arkadaşlar. Huawei'nin App Store mağazasına girdiğiniz zaman dünya çapındaki işte Instagram gibi, WhatsApp gibi, Facebook gibi uygulamaların haricinde ülkemizde popüler olan uygulamalar da mevcut. Nedir? Örneğin banka uygulamaları. Hemen hemen bütün bankaların uygulamaları var. Hemen hemen bütün böyle yayın organlarının uygulamaları mevcut. Dolayısıyla uygulama tarafında çok büyük bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Bunu size hemen baştan belirtmiş olalım. Yani ben bankalarla çalışıyorum işte ne bileyim para ticareti yapıyorum. Çeşitli programlar aracılığıyla bazı işlemler görüyorum. Bunu güvenli bir şekilde bu telefondan yapabilir miyim diyorsanız. Evet yapabilirsiniz. Rahat bir şekilde banka uygulamasını telefona indirip kurabiliyorsunuz. Şunu da sizlere dipnot olarak belirtelim. PhoneClone diye bir uygulama var. Eski telefonunuzdan P40'a geçerken bu uygulamayı kullanıyorsunuz. Zaten mağazada olmayan uygulamaları da direkt olarak telefona aktarıyor bu uygulama. Eğer Google tabanlı uygulamaları aktarırsa bunlar çalışmıyor. Örneğin benim diğer telefonumda YouTube Studio, işte analitik gibi programlar vardı. Bunları aktardı. Lakin uygulamayı açtığımda çalışmadığını gördüm. Fakat bu bir sorun mu? Kesinlikle hayır. Örneğin YouTube yok değil mi? YouTube'u nasıl kullanabiliriz diye bir soru gelebilir kafanıza. Google Play yüklemenin yolları yok mu? Var. Buna birazdan geleceğim. Bunun haricinde tarayıcıdan YouTube'a girip onu masa üstüne kısa yol olarak atabiliyorsunuz arkadaşlar. Böylece YouTube'a normal giriyormuş gibi tarayıcı üzerinden bağlanabiliyorsunuz ki diğer Google servisleri için de bu mümkün. Gelelim bir diğer önemli noktaya. Google Play yükleme olayına. Bildiğiniz gibi Mate 30 Pro'da Google Play yoktu ve bununla ilgili bir içerik hazırlamıştık sizlere. Basit bir şekilde Google servislerini yükleyebiliyordunuz. Aynı şekilde P40'a da Google servislerini bu yöntemle yüklemeniz mevcut. Onun videosunu şimdi size yukarıdan veriyorum. Bir flash bellek yardımıyla bu yöntemi izleyerek hızlı bir şekilde telefonunuza Google Play'i ve dolayısıyla Google servislerini kurabiliyorsunuz. Yalnız bunun bir dezavantajı var. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Telefonunuza bir güncelleme geldiğinde ve güncellemeyi indirdiğinizde bu yöntem devre dışı kalmış oluyor. Tekrar en başından belli adımları izleyerek Google Play'i telefonunuza kurmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar incelememizin sonlarına doğru gelirken fiyat bilgisini de sizlerle paylaşalım. Gerçi birçoğunuz zaten telefonun fiyatını biliyorsunuz. Şu anda ülkemizde 8500 Türk lirasına satılıyor bu telefon. Genel itibariyle baktığımızda bu fiyatın fazla olduğunu söyleyebiliriz. Malum 8500 lira askeri ücretin 2300 lira, 2400 lira arasında olduğu bir ülke için gerçekten yüksek bir rakam. Fakat günün sonunda baktığımız zaman artık amiral gemisi telefonları, üst segment telefonlar bile 10.000 liranın üzerinde fiyatlarla duyurulmaya başladı. Bugün çok böyle öve öve bitiremediğimiz ucuzluğundan dolayı yerlere göklere çıkardığımız Xiaomi bile 8500 liradan telefon çıkartıyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda P40 gerçekten de hani fiyatını hak eden bir telefon mu? Evet gerçekten hak eden bir telefon. Fakat bu fiyat bizim ülkemiz şartları için pahalı mı? Evet ne yazık ki pahalı. Neden? Çünkü vergi yükleri biraz ağır.
Eğer vergiler biraz daha hafif olsaydı muhtemelen bu telefonun fiyatı 5000 ya da 6000 lira civarında bir şey olacaktı. Lakin günün sonunda baktığımız zaman bizim bu telefonu satın almak için ödememiz gereken rakam arkadaşlar 8500 Türk lirası. Şunu da sizlerle paylaşmış olalım. Malum şu aralar döviz falan yükselmiş oldu. Ve bu yükselmeden ötürü de bir zam gelebilir. Eğer böyle bir telefon alma falan ihtiyacınız varsa, telefon alma düşünceniz varsa bu düşüncenizi ertelemeden bir an önce almanızı tavsiye ederiz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle P40 incelemesini gerçekleştirdik. Telefon hakkında bazı kafanızda sorular olabilir. Eğer bu soruları videonun altına yorum olarak yaparsanız cevaplamaya çalışırız. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.